Hayata Hoş Bakanların kanalı Uçan Kuş TV'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bugün kandil. Şimdiden herkesin kandili mübarek olsun diyorum. Bugün bol bol dua etme günü. Günaydın Pelin. Günaydın kuzum. Pelin'cim bak bugün haberlerimizde öyle şeyler var ki. İntikam botoksu diye bir şey var. Ne olduğunu anlatacağım tabii ki. Çok fena, ayrılanlar, çok barışanlar. Yani ne arıyorsam bugün programın içinde var. Tabii ki bazı şeylerin gizemi de çözülüyor gibi duruyor. Bir de bakalım siz de katılacak mısınız, katılmayacak mısınız? Ben de merak ediyorum. Sevginizle sosyal medyadan takipleşmeniz şart mı? Takipleşmeseniz oluyor mu gibi sorularım olacak sizlere de. Sizler de programımıza katılabilirsiniz. Nasıl? Instagram sayfamızdan program içerisinde konuştuğumuz şeylere yorum yapabilirsiniz. Postun altına yazabilirsiniz efendim. Bazen şey yapıyorlar, bizim sosyal medya hesaplarımıza yazıyorlar. Oraya değil, postu biz paylaşıyoruz. Oraya yazarsanız bugün, çünkü bayramlık yani. Bugün evet, gerçekten çok, çok enteresan olaylar var. Sıralamayı hiç bozmuyorum. Sadece bir minik bir şey söyleyeceğim. O intikam botoksu yaptıran yer, bir bakalım kimin botoksçusu olabilir? Aha, tabii ki biri. Benim gittim. Ay dur tamam. Sus. O zaman oralara gelince yani soracağız bakalım bu fikir nereden çıkmış, kimden esinlenmiş. O zaman ilk haberimizle başlayalım. Ben Ensat aylardır böyle konuşmam asla diyordu. Dün ilk kez sosyal medyasından bir fotoğraf paylaştı. Tabii ki şaşkınız çünkü önce Kenan Doğulu'yla görüntülendiler. Peki. Akabinde de fotoğrafını paylaşıverdi Beren Saat. Yani çok demek ki gerçekten artık kriz duruldu. Ve kendine gelmiş. Hani böyle şey vardır ya, ben biraz gıcırdıyorum üstünüze, aferin. Hani şey vardır ya böyle hayatta, sosyal medyada insanların depresyonda olup olmadığını ya da mutlu olup olmadıklarını artık az çok analiz edebilir hale geldik. Hı hı. Kendimden mütevellit bakıyorum. Benim de böyle küsme günlerim oluyor. Mesela 3 saat, yani 3 gün falan bir şey koymuyorsam belli ki bir hayata küsmüş olabilirim. Bir şeye küsmüş olabilirim. Şimdi bu post paylaşımında bana sabah onu hissettirdi. Yani hani bir hayata geri dönme, bir hani yaşam belirtisi gösterme gibi. O yüzden hoşuma gitti. Bir de ben Beren Saat'i beğeniyorum, giyimini, kuşamını. Ya şu bol pantolonlarını bilmem yani sen falan. Böyle salaş kıyafetlerden oldum olsun. Bu tarzı çok seviyorum. Beren'in de zaten genelde kıyafetlerine dikkat et. Pantolon, üstüne kısa bir bluz şey ve onun üstüne de bir ceket de kombinliyor. Genelde bu ara hep bu stil giyiniyor. Geçenlerde şeyden kaçarken de gazetecilerden kaçarken de böyle bir havuç pantolon üzerinde kısa bir şey var. Yani işte geri döndüm diyor hayatı herhalde diyor. Yani daha belki biraz daha sık paylaşım yapacak gibi bir duruyor. Bir de şey, biliyor ki Beren Saat bu fotoğrafı paylaştığında bu aslında konuşulacak. O nasıl bir duygudur acaba ya? Geçenlerde onu düşündüm böyle, mesela kendim işte Instagram'a fotoğraf koyarken falan. Hani mesela öyle bir noktadan sonra, hani o kadar ünlü olduğun zaman, hani biliyorsun ki ne koysan o ertesi gün bir sürü magazin sitesinde, orada burada ne yaparsan yap ama konuşulacak. Bu nasıl bir şeydir şey anlamında, nasıl bir güçtür bir, ikincisi de hani böyle özgürlüğünü ne kadar kısıtlar. Ne bileyim, arada insan saçmalama hakkını geri istiyor ya, hani o yüzden ünlülerin de ben hani en çok şeydeyim, saçmalama hakları yok. Ben yine saçlarımı toplayayım, bu memlekette kaynak yaptırıp saçını toplayan yegane insan olarak. Yani o yüzden Beren Saat'le ilgili dün onu düşündüm. Yani bir şey paylaştı, hemen haber oldu falan. Yani çok ünlü olmanın da insanın saçmalama hakkını elinden alması garip bir şey. Evet ama garip. Baktığınızda 5 ay boyunca hiçbir şey paylaşmayıp sonra bir anda bir şey paylaşınca tabii ki bu da bizim ilgimizi çeker. Bir de nedense işte siyah kalp var. Bir de üstüne siyah kalp var, Kenan'la barıştılar haberinden sonra paylaştı. Demek ki gerçekten orada büyük bir fırtına vardı. Evet. Sular duruldu. O siyah kalbin meali ne acaba? Mesela şey var ya yani işte hani güllerin işte pembe gül, yok efendim senden hoşlanıyorum. Kırmızı gül sana aşığım. Beyaz gül dostluk. Attı beyaz mı? Evlilik. Evlilik mi? Dostluk mu? Sarı mı bir şeydi? Sarı mı ayrı? Bir şey bir şey. Sarı kenden hoşlanıyorum. Pembe gönder sende. Mesela bu hani sosyal medyada da bu ikonların işte kalplerin bilmem nelerin böyle bir meali varsa. Diyorum çok az insan kullanıyor siyah kalp çünkü. Nedir yani orada? Valla ben hiç anlamaz. Tamamen bir konuya Fransız. Pembe feci bir ikon var çünkü. Hem kalp hem de üstünde kurdele var. Bana çok antipatik geliyor. Ha. Onu böyle ben bakıyorum. Genelde beyefendiler beğendikleri kadınların fotoğrafının altında o sakil şeyi koyuyorlar yani. Bana da koyuyorlar. Siliyorum ben o yorumu. Çok çirkin. Ama hani siyah kalp sanıyorum en cool bulduğum ikon. Doğru seçim Beren Hanım. Ben...